Şam'ı devireceksiniz? Başkanım hoş geldin. Başkanım şöyle. Şöyle efendim, hoş şöyle geldiniz. Bakalım efendim. Başkan böyle. Böyle bakalım efendim. Umut başkanım böyle bakıyorsun. Umut başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. O zaman şöyle şu üç belediye başkanları diye. Başkanım o zaman şöyle komple fotoğraf almamız gerekiyor. Evet. Başkanımız sadece belediye başkanları ve Umut başkanım olsa o şekilde yapalım. Başkanım. Umut başkanım. Şöyle Kongre sonrasında ziyaretlerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe örgütlerimiz, partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Zonguldak'ımızın tüm kesimlerinden ticaretlerimiz devam ediyor. Bugün de bu doğrultuda Çay Cuma'mızda 2014 yılında beraber yola çıktığımız, beraber mücadele ettiğimiz, o dönemde ben ilçe başkanı olarak görev yaptığım dönemde Sayın Belediye Başkanım, Çay Cuma Belediye Başkan adayımız, şimdi belediye başkanımız, yine Perşembe Belediye Başkanı adayımız, o dönemde belediye başkanımız, yine Sayın Ahmet Aydın, Sayın İsmail İnan, Karapınar Belediye Başkanımız ve sevgili belediye meclislerimizin ve Çay Cuma Yönetim Kurulu üyesi arkadaşım, abim Aytekin Ataman'ın bugün ziyaretleri gerçekleşti partimize, kendi partilerine. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak bir aile eşrafının partisi. Bizler de bu hepimiz bu ailenin birer ferdi, birer bireyiz. Evet, bugün kendilerine ben bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 2019 sürecinin bundan sonraki süreçte zorlu ama gerçekten dolu dolu yaşayacağımız bir süreç olduğuna inanıyorum. Ve tekrar kendilerine, bütün arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma çok teşekkür ediyorum bu nazik ziyaretlerinden dolayı. 6 Ocak'ta yapılan kongre sonucunda il yönetimine gelen yeni il yönetim kurulunu başta başkanımız Umut Başoğlu olmak üzere tebrik etmek üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Biraz hazırlıkla geldik, ayakta tutacağız ama. Hoş evet, 4 yıl önce başkanımın bahsettiği gibi bir ekip çalışmasıyla imkansız denilen bir seçimi kazanarak Çay Cuma'nın temel sorunlarını çözmek üzere iş başına geldik. Öncelikle ilk yaptığımız iş doğalgaz. Çay Cuma'nın havası şu anda tertemiz. En ücra noktaya kadar doğalgazı getirdik. İmar planını elimize aldık. Büyük bir revizyonla Çay Cuma'nın 50 yıl sonrasının gelişimini sağlayacak bir planlama yaptık. Peşinden imar uygulaması, 18 uygulamalarıyla Çay Cuma'da 50 bin kişinin yerleşimini sağlayacak her türlü altyapısı ve sosyal donatısı düşünülmüş bir kentsel alan yarattık. Böylelikle Çay Cuma'yı Filyos Vadi Projesi'ne ve bu proje sonucu ortaya çıkması muhtemel nüfus hareketlerine hazırlıklı hale getirdik. Bu planı yaparken tıpkı Ankara'nın etrafında olduğu gibi çevre yolları oluşturduk. Ulaşım, gelecekteki ulaşım sorununa şimdiden çözüm ürettik. Yeni gelişim alanları yarattık. Çarşı merkezine oluşan bir şehrin görüntüsüne son verdik. Çay Cuma şimdi tek merkezi toplanan bir kent görünümünde değil artık. 50 yıldır konuşulan bir türlü yapılamayan pazar yerini köprü başına taşıdık. Hem yeni bir aks yarattık hem de merkezdeki kaosa son verdik. Oluşturduğumuz cazibe ortamı yaya yolundaki golf araçları ve min trenle ve ücretsiz taşımacılıkla merkezdeki ticari hayatın da canlı kalmasını sağladık. Kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapıyla kentsel altyapıyı yeniledik. Doğalgazla beraber bir taraftan da elektrik vesaire bütün altyapıyı da eş güdümü halinde yenilemeyi sağladık.
Bunlar temel sorunlardı, temel ameliyatlardı. Diğer taraftan belediyecilikte Çaycuma Belediyesi bir çığır açmıştır. Uyguladığımız engelsiz yol tasarımıyla Çaycuma'yı engelsiz bir kent haline dönüştürdük. Belediyecilik alanında uzman kurumların da ilgisini çeken bu uygulamayla kentimize bambaşka bir çehre kazandırdık. 3,5 yılda her türlü standarda sahip 15 kilometre bisiklet yolu yaparak bisikleti ulaşım stratejimizin bir parçası haline getirdik. Bu alanda farkındalık yaratmak, toplumda bisiklet kullanımını özendirmek için 1000'e yakın bisiklet dağıttık. Bisiklet kullanımını ne kadar yaygınlaştırırsak araçların yarattığı her türlü kirliliği ve gürültüyü de önleyerek insanlığa da hizmet edeceğimize inanıyoruz. Biraz atlayalım. Bu metni size maille gönderecekler. Biraz atlayarak zamandan tasarruf edeyim. Çünkü hakikaten 4 yıla çok şey sığdırdık. İnsanları ücretsiz taşıyoruz. Kentin istediğini geliştirdik. İlk defa Zonguldak bölgesinde akıllı kavşak uygulamasıyla trafik lambalarını kaldırdık. Çaycuma'nın içinde bir tane dahi trafik lambası yok. Ama trafik sorunu da yok. Etkin bir belediye yarattık. Beyaz masa, sokak interneti ve WhatsApp hatlarıyla belediyemizin hızını ve kalitesini artırdık. Değerli arkadaşlar, Çaycuma Belediyesi, ben iddia ediyorum, Türkiye'nin mali yapısı en düzgün belediyelerinden biri. Çaycuma Belediyesi, geçmişte geldiğimizde bütün eski borçlarını yapılandırdık, düzenli ödüyoruz. Aynı zamanda da cari bütün ödemelerimizi güncel yapıyoruz. Vergimizi, sigortamızı, elektriğimizi hiçbir yere borç takmadığımız gibi işçilerimizin de hem ücretlerini hem de ikramiyelerini zamanında ödüyoruz. Ve geçmişten gelen işçi ikramiyelerini de ödüyoruz. Ayrıca biliyorsunuz köprü faciası yaşamıştık 2012'de. Ceza yargılaması yapılamadı. Çok ilginç. 15 tane hayatını kaybeden vatandaşımızın faili çıkarılamadı. Ancak biz geldikten sonra yakınlarının açtığı tazminat davaları nedense Çaycuma Belediyesi'ne hükmedildi. Ve şu anda 2 milyon liraya aşkın tazminatı ödedik. Daha ne geleceğini de bilmiyoruz. Evet, yaya bölgesi yaptık. Çaycuma'da çok güzel bir yaya bölgesi var. 12 bin metrekare alanda çocuklar, gençler, yaşlılar özgürce oturuyorlar, geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Seka sosyal tesisleri Çaycuma Belediyesi'ne verilmişti. 200 dönüme yakın bir alan Çaycuma'nın ortasında. Geçmiş belediye bu belediyeye sunulan, Çaycuma halkına sunulan bu imkanı yine devlet kurumlarına tahsis ederek başından savmış. Yurda vermiş, kreşe vermiş. Elbette onlar da bizim ama madem iktidar belediyesiydiniz, başka yerler bulunabilirdi. Burası da Çaycuma halkının hizmetine sunulabilirdi ve sosyal binada çürümeye terk edilmiş. Şimdi sosyal binada güzel otel kısmıyla, misafirhanesiyle ve restoranıyla Çaycuma halkının hizmetinde. Burayı da şöyle tamamlayabilir miyim? Sosyal bina arkadaşlar daha öncesinde çok kötü bir durumdaydı. Çaycuma'yı bildiğim için söylüyorum. Sinerjilerin genelde böyle çok sıkıntılı bir süreçti ve insanların da korkulu rüyasıydı. Şu anda başkanımızın söylediği gibi gerçekten insanların yaşanabilir bir alan oldu. Bu noktada tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Çaybel diye bir şirketimiz var bizim. Geldiğimizin hemen ertesinde edindik ve Çaybel Belediyesi, belediyenin en büyük destekçisi, ahşap, beton, bütün kent mobilyalarımızı, çocuk parklarımızı, otobüs duraklarımızı kendimiz yapıyoruz. Bu memleketin ağacını, bu memleketin insanıyla ürüne dönüştürüyoruz. Hem tasarruf ediyoruz, hem de kent estetiğine de katkıda bulunuyoruz. Ambalaj atıkları topluyoruz arkadaşlar. Çaycuma Belediyesi şu ana kadar 720 bin kilo ambalaj atığını geri dönüştürmüş vaziyette. Hedefimiz yıllık 1 milyon kilo. Düşünün, yani 1 milyon kilo ambalajı Sapca'ya gönderip yüzlerce yıl orada çürümesini beklemek yerine biz bunları geri kazanıyoruz. Hem de bu sayede 12 tane daha memleket çocuğuna, gencimize iş vermiş oluyoruz. Ayrıca da Çaybel Burçları'nın para da kazanıyor. Bunu da söyleyeyim. Geri dönüşüm sadece sosyal hizmet değil. Hem dünyayı temiz tutmak için katkı, hem de bir kazanç kapısı. Evet, Çaycuma Belediyesi'nde bir istihdam seferberliği yaşandı. 150 kişiyle devralmıştık belediyeyi. Şu anda şirketimiz dahil 350 kişi direkt işte çalışıyor. Yani 200 civarında insanımıza iş sağladık. 200 tane elemana iş sağlamak değil belediyelerin, çok büyük şirketlerin bile kolay kolay harcı değil. Bu da Çaycuma Belediyesi'nin çok önemli bir vasfı.
İşte Harabahane'deki arıtma tesisini devreye aldık. Çok önemli bir şey daha yaptık. Stratejik plan diye bir kavram var. Bu 50 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin yapması gereken bir zorunluluk. Ama biz nüfusumuz 27 bin, bizim nüfusumuz tutmuyor diye bundan geri durmadık. Şimdi yoğun bir çalışmayla, 2 seneden fazla süren bir çalışmayla Çaycuman'ın artık önünde geleceğini planlayan ve geçmişiyle ilgili bilgiler içeren bir stratejik planımız var. Bunu da dağıttık ama olmayan arkadaşlarımıza da tekrar verebiliriz. Arkadaşlar, Çaycuma'da imar konusunda rant fırsatçılarına hiç geçit vermedik. Yeşil alanların sayılarını, alanlarını artırdık. Ve hiçbir yeşil alanda bir metrekare yeşil alanı bile imara açmadık. Diğer taraftan Çaycuma, bildiğiniz üzere 2 yıldır fuarlar yapılmaya başladı. Çaycuma'yı bölgemizin bir fuar alanı olmak için yeni hedeflerimiz var. Sayın Valimiz de bu konuda bize çok büyük destek. İnşallah fuarların sürekli olarak yapılabileceği bir alana kavuşacağız. Çıta slow diye bir kavram var dünyada, biliyorsunuzdur. Burada Türkiye'de ilk bunu Seferihisar Belediyesi yapmıştı. Geçenlerde Sayın Belediye Başkanımız Tunç Soyer Çaycuma'yı ziyaret ettiğinde siz dedi çıta slow, sakin şehir olmayla ilgili bütün kriterleri yerine getirmişsiniz. Bir an evvel başlayalım, bu statüyü bir an evvel size sağlayalım dedi. Bu onurunu da kendisinden duymak bizler için çok güzel oldu. Evet, bir taraftan dev projelere imza attık, atıyoruz. Bu sene içinde inşallah bitecek 15 bin metrekare alana yayılmış bir belediye kompleksimiz var. Değerli arkadaşlar, Zonguldak bölgesinin en büyük, en fonksiyonel ve mimari değere sahip bir yapısıyla bu sene inşallah tanışacağız, içine girip kullanmaya başlayacağız. Diğer taraftan belediyenin gayrimenkullerini kurcaladık. Ben zaten definecilik yapıyorum diyorum. Bir baktık ki 46 tane konutun yapılabileceği bir alan projesiyle her şeyle hazır. Bu evlere ihale ettik. Şimdi önümüzdeki ay bunlar da tamamlanıyor. Buradan belediye 3 milyon lira gelir elde ettik. Allah'ın boş duran arazisinden. Diğer taraftan günümüzde apartmanda oturma diye bir moda var veya hastalık var bana göre. Bizim gibi coğrafyası bu kadar güzel bir memlekette apartmanda oturmayı ben onuruma yediremiyorum. Sofya evleri diye bahçeli evler başlatıyoruz. Bir örnek olsun diye. Ben doğal dokuya uygun bahçeli evlerle tanıştırıyoruz halkımızı. Çaycuman'ın içinden bir nehir geçiyor. Dünyanın en güzel şehirleri nehir kenarından geçen yerler. Buralarda su sporlarının yapılabileceği alanlar oluşturuyoruz. Devletin ilçelerden esirgediği, sadece il merkezlerine yaptığı bir kapalı yüzme havuzunu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu da ihalesini yaptık. Umuyorum ki yıl sonuna doğru onu da kullanılır hale getireceğiz. Ve bunu kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Hiçbir yerden bir kaynak alamıyoruz. Çünkü son bir yıldır İller Bankası tamamen belediyelerle olan bağını kesti. Hatta şu anda bizlere yazı yazıyorlar. Mevduatlarınızı biz değerlendirelim diye bizden para istiyor İller Bankası. İş tersine döndü. Evet, engelli vatandaşlarımız için çok şeyler yapıyoruz. Diğer taraftan çarşı merkeziyle hastane arasına ulaşımı sağlayacak bir esprili bir kent asansörü şu anda 3-4 ay içinde inşallah hizmete girecek. Yine bilim merkezi proje yarışması yaptık. Bu yüzme havuzunda bilim proje yarışmasıyla elde ettik. Doğu bölgemiz, istasyon semtimiz, gelir seviyesi düşük bir bölgemiz. Buralara parklar yapıyoruz ve oraya çok güzel bir, bu birinci gelen firmaya yaptırdığımız, Mimar Ahmet Sözer'e yaptırdığımız çok güzel bir kreş projesi var. Onun da kaba inşaatı bitti. 2018 yılında onu da devreye alacağız. Seddeden kazanılan alanlarda yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu kenarlarda oluşan göletlerde su sporları yapmaya başladık. Su bisikleti, kano bu yaz yapılmaya başlandı ve bizzat kullanan 2 ayda 6000 tane ziyaretçimiz oldu. Evet, bilim merkezi, deneme bilim merkezi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz günümüzde
dini figürler çok ön plana çıkmaya başladı. Bilim neredeyse bir kenara atılmış vaziyette. Aslında içinde yaşadığımız bütün sıkıntıların ana sebebi insanlarımızın pozitif bilimi öğrenmedeki zorluklar. Okullarda maalesef bunları öğrenemiyoruz. Bunların daha iyi öğrenilmesini sağlamak için yine devletin sadece il merkezlerine yapılmasını planladığı deneme bilim merkezi için kolları sıvadık. Bunda da bir yarışma yaptık ve her şeyle hazır bir projemiz var. Bununla da ilgili sponsor arıyoruz. Bu projede benim belediyecilikteki en önemli projem olarak diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, biz bütün bunları yaparken partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarını da yükselttik. Yaptığımız başarılı çalışmalarla muhalefetteki belediyelerin de iktidarın tüm engellemelerine rağmen iyi işler yapabileceğini, bir iktidar belediyesinden çok daha başarılı işlere imza atabileceğini göstererek partimizin itibarı kadar oylarını da yükselttik. Bunları yaparken vatandaş memnun mu değil mi? Arkadaşlar, şu anda son yapılan bir ankette, bilgimiz dışında yapılan bir ankette Çaycuma'da vatandaş memnuniyeti %80. Bu Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin en yüksek oranıdır. Bu başarı yalnızca belediyemizin değil, tüm Çaycuma halkınındır. Bu yüksek oran belediyemizin aynı zamanda tüm vatandaşlara, herkese eşit olarak hizmet verdiği, eşit davrandığının da bir ölçüsüdür. Bu işleri yaparken tabii ki partimizin faaliyetlerine de destekler verdik. Referandum sürecinde belediye içindeki mahallelerimizde toplantılar yaptık. Hatta bir toplantımıza önceki Ereğli Belediye Başkanımız Halil Posbuyuk da katıldı. Sayın Deniz Baykal'ı Çaycuma merkezinde güzel büyük bir mitingin organizasyonunu biz yaptık. İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fethi Yaşar ve beraberindeki belediye başkanlarıyla referandum sürecinde Saltıkova ve Filyos'ta propaganda çalışmaları yaptık. Belediyecilik konusunda geçen bu dönemi çok verimli bir dönem olarak görüyorum. Ve bu dönemin beraberindeki arkadaşlarla beraber güzel şeyleri de paylaştığımızı görüyorum. Ancak önümüzdeki dönemde bizim çok daha büyük işlere, başarılı işlere ihtiyacımız var. Zonguldak önümüzdeki dönemde çok daha çalışmaya ihtiyacı var. İnşallah bu yeni yönetimler ve taze kanla önümüzdeki dönemde Zonguldak'a layık olan, gecikmiş bu hizmetlerin hepsini hep birlikte sağlarız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin kongredeki konuşmanız, buradaki yaptığınız açıklamalar sanki bir büyükşehir belediye başkanlığına adaylıkmış gibi. Neler söyleyeceksiniz? Bu konuyu açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben sadece önümüzdeki dönemin meselelerine dikkat çekiyorum. Sayın Başkanım da biliyor, ben partiye siyaset dünyasından gelmedim. Partinin içinden de gelmedim. Bana bir görev teklif edildi. Bu görevi arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ettik bugüne kadar. Benim bilgi birikimim, iş hayatındaki deneyimim ve belediye başkanlık deneyimim de önümüzdeki dönemde bizim partimizin Zonguldak'ta başarılı olabilmesi için ben gerekenleri söyledim. Ve bu dönem için büyükşehir modeline geçilirse şayet iyi bir hazırlık yapılması gerekiyor. Ben Çaycuma 27 bin nüfusu bir yer, doğduğumdan beri en iyi bildiğim yer ama bir büyük şehir olduğu zaman bu hazırlığın çok profesyonelce yapılması lazım ve zaman lazım. O yüzden de bu uygulama hayata geçerse bir an evvel büyükşehir belediye başkanı adayı belirlensin diye ben yön gösterdim. Ancak benim bu yaptığım faaliyetlerden dolayı ismim biraz fazla gündeme geldi ve sanki benim de hani büyükşehire böyle çok meraklıymışım gibi bir izlenim de doğdu. Böyle bir merakım da yok. Böyle bir talebim de yok. Aynı zamanda da önümüzdeki dönemde o şeyde de kongrede yaptığım konuşmanın sonu da yanlış basında yer aldı. Maalesef birisi bir haber yazıyor, her yerde tekrar oluyor. Sonunda ben dedim ki bana eğer bir görev teklif edilirse bunu hep birlikte değerlendiririz dedim. İlaveten şunu da ekleyeyim madem sırası gelmişken. Büyükşehir meselesi kolay bir mesele değil. Yani hem seçimi kazanmak kolay bir mesele değil hem de Ereğli'den devreye, Çaycuma'ya Zonguldak büyükşehir olduğu zaman bu sorunları çözmek için
çok iyi kadrolar lazım. Ya bunun için kim gelirse gelsin, yani büyükşehir Zonguldak için bir şans da olabilir. Bu yıllardır çektiğimiz bu sıkıntıların daha da kötü hale gelmesine sebep olabilir. Çünkü en azından şu anda her yerde bir tane belediye var, bir tane muhatap var. Öbür türlü vatandaş iki tane belediyeyle muhatap olacak. Her yerde iki tane belediye olacak. Bir takım işleri büyükşehir yapacak, bir takım işleri küçük olan ilçeler yapacak. Ve aynı partiden de olsa mutlaka çatışmalar oluyor burada. İzmir'de de bunu ben gördüm, İstanbul'da da gördüm. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemin yöneticilerine bir ışık tutmak istedim. Tekrar söylüyorum, böyle bir beklentim yok. Böyle bir görevin bana tevdi edilmesi halinde de çok iyi düşünmek lazım. Yani ben bulunduğum durum itibariyle yani böyle bir şeye heveslisi değilim. Teşekkür ederim. ...bileceğini, iktidar partisi belediyesinden çok daha fazlasını alanlara taşıdığını her üç belediye başkanımızın da gördük. Ve bu süreçte ben belediye başkanlarıma bu konuda çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının neler yapabildiğine hep birlikte şahit olduk. Bundan sonra da inşallah daha güçlü bir şekilde neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretleri ve hediyelerine ötürü. Çok hayırlı teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çaylak ettik herhalde.